Şurada komşuda bir yemek vardı. Yemekten geldim, ben dedim ben öğlen istirahatı yattım uyudum. Benim torun dede yangın varmış diye koştu geldi. Öğrendik ama ben tabii 73 yaşındayım. Yangına gidemedim yani. Çocuklar gittiler, müdahale ettiler ama çaresiz oldu. Arabaya bindik, kaçtık kendi arabamıza. Ben çok çabaladım kaçmak için. Kaç gidelim dedim. Eşim kalalım dedi, mücadele yapalım dedi. Söndürelim dedi. Ben de dumanın içinde zehirleneceğiz dedim, kaçtık. Çoğanlı'ya kaçtık oraya. Bayağı mücadele yaptık. Ben çığırındım, ağladım. Çocuklarımızı kurtardık yine. Biz buralara gelmezsek bu yangın bize gelecek. Onun için burada olmamız gerekiyor. Tüm arkadaşlar, herkes seferber oldular, sağ olsunlar. Gelemeyenler emanetlerini getirdi buraya. Sağ olsunlar. Herkes bu dağda şu anda sırt durmasıyla ocak söndürüyor. Herkes bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Önce duman geldi. Hortumum kalktı. Ta şu tepedeki yanan ağacın dumanı, burası gözün görmüyordu. Ankara'ya gittin mi? Duman ya. Ta öyle kapalıydı bura. Kendi mahallemizin içinden yukarıdan iki tane araba indi. İnen arabalar gökyüzünün şimşeği gibiydi. O kadar hızlıydı inen arabalar. O arabalar indiğinde mahallenin ortasına yanan Şehri kardeşle Osman kardeşin evinin zaten hemen 100 metre bilene uzaklığına attılar ateşi. Ateşin atıldığını kendimiz gördük ama o aslında esnada ateşin atanın kim, arabanın nasıl olduğunu görmedik. Çünkü duman memleketi alık, poyraz tük tükürsen yere düşmez. Yani o gece mahşer gününü yaşadık yani. Şimdi yangın olduğunda helikopter diyoruz. Helikopter geldiği zaman şöyle bir şey var. Kanunen bütün elektrik hatlarının kesilmesi lazım. Çünkü helikopter uçacak, su atacak, altındaki kovanın telin takılma ihtimali var. Elektrik kesildiği zaman suyumuz nereden gidiyor? Kuyudan basıyoruz pompayla, elektrikle. Biz 4 gün susuz kaldık. Çünkü elektrikler yoktu. Su basamadık. Genç kızlarımız, kardeşlerimiz, onlar da gelen desteklerin işte kanalize edilmesinde bize yardımcı oldular. Sağ olsunlar da ormanın içine kadar bize su taşıdılar, yeri geldiler yani. Su çok önemli çünkü bizim için. İçecek su bile çok bulmak sıkıntı oluyordu. Ya içtiğimiz su 60 derecelik suydu. Hani ama bunu abartı söylüyorum. Çay demleseniz olurdu yani. Orada bize buz tedariği çok önemli. Çünkü elektrik olmadığı için elektrikler kesiliyor. Bir şey suyu soğutamıyorsunuz. Zaten atmosfer 70-80 derece, ateşle burun burunasınız. İçinizin ferahlaması için su içmeniz gerekiyor. Hani öyle noktalar vardı ki vücut su istiyor. Gerçekten kavruluyorsunuz, su içmek istiyorsunuz. Su içtikten sonra mide su içmek istemiyor artık. Yani suyu çıkarmak istiyorsunuz.
Elektriğin olması bizim için çok büyük bir dezavantaj. Yani jeneratör yeteri kadar olsaydı elimizde mesela bazı yerler vardı traktöre su doldurup. Çünkü biz denizden bile olsa suyu çekmek için elektriğe ihtiyacınız var. Hidrofor falan çalıştırabilmek için. Elektrik olmadığı için bazı yerler körü körüne bile yandı diyebiliriz ama dediğim gibi köy sınırında ya da zeytinlik sınırında elimizden gelince kurtarmaya çalıştık. Marmaris tarihinin en büyük yangın felaketi. Bundan önceki 1979 yılında 11 bin hektarlık bir alanda yangın gerçekleşmiş. En son bizim yaşadığımız felakette 13.600 hektarlık bir alan maalesef ki yandı. ...19.000 adet futbol sahası büyüklüğünde bir alan Marmaris'te yanmış durumda. Baktığımızda etrafımızda da karadan müdahale yönünde maalesef ki çok da mümkün olmayan alanlarımız oldukça fazlaydı. Ve ilk günden itibaren yani yangının başladığı ilk andan itibaren sürekli ve ısrarla havadan müdahale talebinde bulunduk. Çünkü karadan bir şekilde oraya ulaşmamız mümkün olmuyordu. Merteklere kıvılcım tuttuğunda devam ediyor. Ama o kıvılcıma bir ilaç makinesiyle su sıktık, evleri önledik. Ha, önlemesek devlet yaptırıyor dediler. Onu yaptır, bunu yaptır. Devlet de yani çok masraf oluyor. Yani yanan köylerde bazı evler oldu. Yani huzili yakmaya da göz göre göre gerek yok. Eski bizim köyümüzde her köyden beri 10 kişi 15 kişi ormanı korumak için yangın ekibi bulunurdu. Bunları orman idaresi bakanlık kaldırdı. Bakanlık kaldırınca ne olacak? Köylü de yangına giderdin. O her şey yok. Yangın geliyor. İki sefer su sıkıyor tayara. Yok. Jandarmalar da evimizden bizim köyümüzden çıkarmak için baskı yaptılar. Hepimizi evden çıkardı. 15 gencimiz olmadı, bizim evlerimiz yandıydı. ...1940 doğumluyum, 81 yaşındayım. 3 sefer yangın geçirdim burada ama bu kadar olmadı. Ben 20 sene muhtarlık yaptım. Muhtarlığın zamanında yangın mükellef cetvel vardı. Köylüleri hep ateşe sürerdik, yangına sürerdik. Dağlarda yangında yattığımız zamanlar oldu yani bölge şeflerle beraber. Köylülere hatta ceza bile kesildiğimiz oldu yani yangına gitmeyen mükelleflere. Uçaklara güvendim. İşte olmadı mı? Yani çok üzgünüm. Bu yaşta yani çok üzgünüm. Dededen kalma bütün zeytin ağaçlarımız. Hepsi yandı. Kökten gitti. Ama bir bizim köy değil yani. Bu beş kaç köyü? Mazı, Gökbel, Çökertme, Bozalan, Türk Evleri, Armutçuk, Bayır. Beyce köyünden çıktı bu yangın. Oradan böyle yana yana buraya geldi. Temel soru galiba şu, orman yangınları niye çıkıyorlar? Yanacak malzeme var, tutuşturacak ateş var. İşte etrafta da yeteri kadar oksijen olduğu için yangının çıkması için her şey var demektir. Ama orman yangınları üzerinde yangın neden çıkar? Ormanda yanacak çok malzeme var. Hangi ağaç türü olursa olsun, hangi bitki türü olursa olsun bunların hepsi kolaylıkla yanarlar. Hele kuruysa, hele kurutucu rüzgarlara maruz kalmışlarsa, rüzgar şiddetliyse, rutubet düşükse kolaylıkla yanarlar. Bunun için çıkarlar. Bunların altında çıktığı biliniyor ise bir orman yangının, bunları kontrol ettiğiniz zaman orman yangınlarını da kontrol etmiş olursunuz.
Bunlar içerisinde oksijen miktarını kontrol etmemiz mümkün değildir. İşte tutuşturucu sıcaklık bu insanların ihmaliyle falan ilgili olan bir şey. Zordur, farklı eğitim amaçlarını, konularını gerektirir. Ormancılık bakımından yapılacak en önemlisi de orman içerisindeki yanıcı maddeleri daha güç yanabilir şekilde, daha az enerji çıkararak yanar biçime dönüştürmektir. Yani yanıcı yönetimi dediğimiz şey orman yangınlarının şiddetinin veya etkisinin en aza indirilmesi için elimizdeki tek kaynaktır. Yıllar önce buralarda hayvancılıklar bundan çok çok daha iyiydi. Yani 20 kat daha fazla yapılıyordu. Yani bu ormanlarda sanki bir otokontrol sistemi vardı. Yani hayvancılık bu ormanların dip örtülerini belli bir oranlarda dörpülüyordu. Dörpülendikçe ne oluyordu? Yenisi geliyordu. Yenisi geldikçe ne oluyordu? Doğa her bir adımda kendini yeniliyordu. Ama bu şekilde bir felaketle de doğru gitmiyor. Sebeplerinden bir tanesi de gitmemesinin işte o hayvan gezdikçe, hayvan dörpüledikçe toprakla karışım daha fazla oluyordu. Dolayısıyla daha fazla olduğundan dolayı en küçük bir ateş dahi, bir cam parçası dahi ezilip gidiyordu. Yani bir de insanların arasındaki bir otokontrol vardı. Yani hayvancılıkla beraber. İşte bizim atıyorum şu arkamda gördüğümüz ormanlık alana 3 kişi giriyordu. Dördüncü kişi girdiğinde hemen zaten biz bunu görüyorduk. Yani bu 20 yıl sonraki fotoğrafta şu oldu. Hayvancılık köreltildi. Bunlar ayrı bir konu. Akabinde bu ormanlara girim azaldı. Örtü çoğaldı. Çoğalınca da bir gün bu felakette bir birikim yandı. Bu yangınların birçoğu rekor seviyesinde büyüklüklerdeydi ama birçoğu da daha önce olan büyüklüklerdeydi. Yani 3-4 yılda bir 5000 hektarlık, 6000 hektarlık yangınlar olur Türkiye'de. Ama 2 hafta içinde bu kadar yangının, onlarca bu kadar büyük yangının bir arada olduğu bir felaket hiç yaşanmamıştı. O yüzden 2021 yılı yangın sezonu anlamında Türkiye için eşsiz bir yıldı diyebiliriz bu anlamda. Genelde yangınlar hep iklim krizine, iklim değişikliğinin etkilerine yoruldu. Yangınların bu kadar büyümesindeki en önemli etken o 2 hafta boyunca Doğu Akdeniz havzasına hakim olan aşırı sıcak hava dalgalarıydı. Ve bu aslında Sicilya'dan işte Lübnan'a kadar tüm bu Doğu Akdeniz havzasında Türkiye dahil çok büyük yangınlara neden oldu. Yani Türkiye yanarken İtalya'da da yangınlar oldu, Yunanistan'da da, Lübnan'da da tüm bu bölge yandı. Ve tabii bu çok önemliydi. Yani bu kadar büyümesindeki en önemli neden bu. Ama bununla ilgili başka tartışmalar da döndü. İşte acaba uçak sayımız daha fazla olsaydı mücadelede başarılı olabilir miydik ya da bir organizasyonda hata mı vardı gibi. En başta şunu söyleyeyim. Hani uçak sayımız fazla olsaydı belki yangınlardan bir kısmını çok ilerlemeden söndürme şansımız olabilirdi. Ama genel olarak yangınlar böyle sıcak hava dalgalarıyla bu kadar büyümüşse sonrasında uçak, helikopter biraz artık fayda etmiyor. İş işten geçmiş oluyor. Çünkü o kadar hızlı ilerleyen bir yangın söz konusu oluyor ki yani su da sıksanız, üzerine su da atsanız çoğu zaman mümkün olmuyor engellemek. Zaten bir noktadan sonra helikopterler artık kentleri korumaya çalıştı. Yani buna yapabilecek başka bir şey yoktu. O yüzden hani evet bir miktar eksiklik olabilir bunda ama mevcut o iklim meteorolojik koşullar altında biraz durdurması zor yangınlarda. Birçoğu kendi doğal sınırlarına ulaşarak söndü diyebiliriz. Sadece iklim değişikliğini ya da bu gelen bu kadar uzun ve şiddetli sıcak hava dalgasını bu büyük yangınların sebebi olarak görmek aslında olayın bir boyutunu kaçırmak anlamına gelebilir. Bunun en önemli sebebinden biri de aslında bizim 10 yıllardır süren orman yönetimimizin de aslında bunda bir rolü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor açıkçası. Bunun haricinde köyden kente göç sonucu, kırsal alanların boşalması, insanların hayvancılık yapmıyor olması, tarlalarını terk etmesi ve bu alanların
giderek ormanlarla yavaş yavaş kendiliğinden kaplanıyor olması, ayrıca devletin aktif ağaçlandırma politikaları, bu tabii ki orman alanlarının çok daha kesintisiz, daha büyük alanlar kaplamasına yol açtı ve bu da yangınların neden bu kadar büyüdüğünü de aslında açıklıyor. Yani bunun sebebini 40-50 yıldır devam eden bazı faaliyetlere de bağlayabiliriz. Antalya yöresinde şöyle bir durum var. Bu Ege'de de var tabii ki. Seracılık çok fazla ve seralar ormanlık alanlara yakın yerlere yapılmaya başlandı. Ormanlık alanlara yakın yerde seranın nasıl bir zararı olur? Şöyle bir zararı oluyor. O ürün bittiği vakit kalan atıklarını seranın dışında yakıyorlar. Yani seranın içine zarar gelmesin diye. İşte dışında yakılan bu bitki kökleri, yaprakları vesairesi iyi söndürülmediği vakit yakında bulunan ormanlık alana sıçrayabilen yangınların yaşattığını bizzat çalışmalarımla tespit ettim. Seralarda biliyorsunuz her üretim döneminde ne oluyor? Naylonlarla kaplanıyor. Sert naylon kullanılıyor. Yani her zaman her yerde camekan seralar olmuyor tabii ki. Ürününe göre değişiyor bunlar. Sera naylonları rüzgarların ve fırtınaların etkisiyle elektrik tellerine kadar çıkabiliyor ve orada tellerde düğümler meydana getirebiliyor. Birbirine değen tellerde elektrik arkları oluyor, şase yapıyor, aşağıya akıyor şelale şeklinde ve hem serayı yakıyor hem ormanı yakıyor. Burada küçükbaş hayvancılık vardı. Dağlarda onları otlatıyorduk. Ondan sonra kekik, göbek, çıntar, arıcılık. Şimdi bu çıkan şeyler, göbekler 30 yıl sonra çıkar artık, çamlar büyüdükten sonra. Mantar 10 yıl sonra çıkar. Kekik 3-5 sene sonra olur ama bu vatandaşlar mesela 1-2 sene içinde, 1 sene içinde gelir gider şöyle bir her evden istihdam edildiği bir şey olursa şu anda bize çok faydası olur. %99 ormanlarımız yandı. Mesela Köyceğiz civarında yanan orman mesela 5-6 tane mahalle var. Hepsinin toplamı bizim Çayser mahallesi toplamı yapmıyor. Şu anda en fazla mağduriyet olan biziz. Ha, bir sene gelirimiz olur ama çamları mesela kesip ondan sonra o bittikten sonra köyde yaşayan adam da olmaz. Sen baktığım zaman yangın yanıp durur gibi geliyor hep gözümün önüne. Her şeyler bitti yani. Balımız, kovanlarımız bitti. Atacayımız, teylenlerimiz hep bitti. Yaşam. Ya gelir. Her şey ormandan. Her şey ormandan. Yani arı balı alıyor da kendi almıyor. Gidiyor ağaçtan alıyor balı. Basladan alıyor. O alıyor getiriyor. Çam balı denilen şey. Yayladalar, arılarını götürdüler, yayladalar, orada şey yapıyorlar. Fakat gelecekler buraya, üsrana vuracaklar. Geldiler kimisi, yerlerini bulamadılar. Yok, orman kalmamış ki nereye koyacak şeyini. Temmuz günü, ben Konya'da arılarımın yanındayken sosyal medyadan Marmaris'te yangının çıktığını öğrendim. Biz her zaman bu konuda çok duyarlıydık. Köyümüze yakın bölgede yangın duyduğumuz zaman Konya'da da olsak, Kayseri'de de olsak, Afyon'da da olsak binip arabamıza geliyorduk. Bu sefer gene geldik ama yangın öyle hızlıydı ki özellikle bizim köyden ve Bayır köyünden öyle hızlı geçti ki biz daha yarı yola gelmeden köyümüzün kül olduğunu öğrendik. Gece Marmaris'e geldim. Tabii yangın şartları nedeniyle geçişler kapalıydı.
gelemedik. Ertesi gün geldiğim zaman her taraf işler acısıydı. Benim evim de dahil. Ama inanın ormanlara üzüldüğümüz kadar eve üzülemiyoruz bile. Çünkü ormanlar kalsaydı biz çalışmış yapmıştık. Tekrar çalışır yapardık o evi, arabayı, hepsi. Parayla olacak şeyler tekrar yapılabilirdi ama özellikle Osmaniye Köyü'nün geleceği gitti, 50 yılı gitti. Niye Osmaniye Köyü'nün diyorum? Osmaniye Köyü sulu arazisi yok, geniş arazisi de yok, su yok. Yani kırsal bir köydü, ormanın içerisinde bir köydü. %95'inin geçim kaynağı tamamen arıcılıklı çam balı üreticiliğiydi. Yani çam balına çalışan bir köydü. Şöyle söyleyebilirim, Marmaris çam balı denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden birisiydi. Hemen hemen %30'unu üreten bir köydü. Artık bu bitti yani. Orman yangınlarıyla birlikte kaybolan arılarımızı yerine koyabilir miyiz? Tabii ki koyabiliriz. Bu belki de işin en kolay kısmı. Çünkü arıcılarımız dünyada en yetkin, en profesyonel arıcılar arasında. Çünkü Türkiye arıcılığı dünyada ikinci sırada. Ve arıcılarımız arılarını teknik yöntemler kullanarak çok kısa sürede eski varlığına kavuşturabilir. Yerine koyamayacağımız şeylerin başında çam ormanlarımız geliyor. Ve onun da ötesinde çam ormanlarında yaşaması gereken, bize çam balını üretecek olan bal sıra böceğini yerine koymamız gerekiyor en kısa zamanda. Bal sıra böceği çam ormanlarında, kızılçamlarda ağacın üzerinde yaşayan, ağacın öz suyuyla beslenen ve bir salgı salgılayan ve bu salgıdan da bal arısının çam balını ürettiği böcek. O yüzden ormanların yerine konması da bizim problemimizi çözmüyor. Mutlaka çam ağaçlarının üzerinde bal sıra böceğinin de olması gerekiyor. Bal sıra böceği çok özel bir böcek. Bu bölge dışında başka hiçbir yerde yaşamını sürdüremiyor. Başka illerde buradan Bursa'ya, Balıkesir'e bu böceği götürelim, işte orada da çamların üzerine koyalım desek böyle bir şansımız yok. Sadece burada yaşıyor. Dolayısıyla eğer bal sıra böceğini alıp diğer ağaçlara aşılama suretiyle dağıtabilirsek, işte o zaman çam balı için gerekli besin kaynağını da doğa kendini yenileyene kadar oluşturabiliriz. Bu süreci hızlandırabiliriz. Kars'taki, Van'daki, Diyarbakır'daki arıcımız da kendi bölgesinde balını ürettikten sonra sezon kapanışını çamda yapar. Dolayısıyla eğer kendi bölgesinde yeterince bal üretemediyse, yeterince verim alamadıysa bu bölge, çam balı üretim bölgesi onun için bir sigortadır. Belki de yangınla ilgili en büyük tesellimiz yangının çıkış zamanı. 15 Ağustos, 15 Ekim tarihleri arasında çıkmış olsaydı bu yangın, Türkiye'deki tüm kovan varlığımızın yarısından fazlasını bu yangınla birlikte kaybetmiş olacaktık. Biz bugüne kadar orman yangınlarını ve herkese çok normal bir düşünce olarak gelir, çıkar çıkmaz en kısa sürede söndürmeye uğraştık. Ama onun arkasında başka bir şeyler de yapmadık. Yangını, çıkan yangını söndürdük mü kendimizi başarılı olarak zannettik. Oysa söndürdüğümüzden yerden geride kalan ormanlarda zaten yangının çıkmış olması bir yangına hazır olduklarını gösterir. Eğer biz burada biraz önce söylediğim yanıcı yönetimini yapmaz isek, oradaki yanıcı miktarını azaltıcı tedbirler almaz isek, yangını söndürdükten sonra geriye kalan benzer alanlarda ağaçlar büyümeye, yapraklarını dökmeye, dallarını dökmeye, yani sistem içerisindeki, orman içerisindeki yanıcı miktarı artmaya devam eder.
Ondan sonra bir sene sonra, beş sene sonra bir yangın çıkar. Rüzgar daha şiddetlidir. Biz biraz daha geç gideriz. Çok daha büyük bir yangınla karşılaşırız. İşte bu senelerde yani giderek artan oranda büyük yangınlarla karşılaşıyor olmamızın altındaki temel neden yangın söndürme konusunda başarılı olmayı yeterli saymamızdır. Oysa söndürdüğümüz her yangından sonra benzer alanlardaki o yanıcı miktarını bir şekilde ormana zarar vermeden azaltmak zorundayız. İşte böyle yapmadığımız için yıllarca biriken yanıcılar çok büyük yangınlara, işte Manavgat'ta yaşadığımız gibi yangınlara devam ediyorlar. Temel neden bu. Onun için de Orman Genel Müdürlüğü veya yangınla mücadele eden kim sorumluysa bunlar hiç gecikmeden orman içerisinde özellikle riskli alanlardan başlayarak, ince yanıcılardan da başlayarak orman içerisinde kolaylıkla tutuşabilen ve tutuştuğu zaman yüksek enerji çıkaran yanıcı madde miktarlarının yönetimi üzerinde yoğunlaşmalılar. Bu konuda deneyim ve birikim artmalı. Çandır yöresinde bir yangın olmuştu. Onu biz Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri olarak yerinde inceleme yaptık. Ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden de arkadaşlarla. Üniversitedeki bu hoca ekibiyle birlikte biz 14 maddelik bir rapor hazırladık. Orman Bakanlığımıza ilettik. Orman Bakanlığımız Antalya'da orman köylerinin muhtarlarıyla toplantılar yapıldı. Birinci madde yeşil sıkı yönetimi ilan edilsin. Ne demek yeşil sıkı yönetim? Yaz aylarının başından sonuna kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklansın. Çünkü biz ülke olarak ne hikmetse illa o açık alanda bir mangal yapacağız ve illa o iki parça etimizi öyle yiyeceğiz. Tamam, o da keyifli bir şey ama işte servet gidiyor, miras gidiyor, geleceğe bırakılacak çok önemli bitki ve hayvan florası bozuluyor. Tamam, tabiat kendini yeniliyor ama bu da zaman alıyor, yani kolay değil. Yeşil sıkı yönetim ilan edilsin. Mümkünse de ormanlık alanlar güvenlik güçleri tarafından denetlenerek korunsun. Yani insan sirkülasyonu olmasın demiştik. Bir diğer maddemiz de yüksek gerilim hatlarının yer altına indirilmesi. Çünkü yüksek gerilim hatları önemli bir yangın nedenidir. Evet. Son derece önemli teknolojilerle kuruluyor. Çok yetkili arkadaşlarımız büyük emeklerle kuruyorlar. Kolay değil yani, görüyorsunuz. Çok önemli topografik engelleri aşarak çok çok zahmetlerle kuruluyor. Ama bunlar her dakika denetlenemiyor. Bunlarda bir kıvılcımın çıkması demek altındaki kurumuş bitki örtüsünü yok etmesi demektir. Hayvanlar vardı. Burada ikinem vardı. Biri çıkmış, çandırmalar kapıyı açtı, çizdiydin. Biri çıkmış buzağısıyla yanmamış, biri buzağısıyla orada şişmiş kalmış dumandan. 40 koyun vardı orada, iki belik yatır, kuzulu kuzusuz. O da gitti öyle. 80 tavuğum vardı, şu odamda yatır, o da gitti. Hep yandı. Hayvan dağıttılar bize. Hayvanlar gene geldi bura. Buranın ilk senelerinde zeytinlikle geçiyordu. Halıcılık vardı, ihracat olurdu. Onlar durdu. Bundan 5 sene evvel falan. İyiydin işler. Bundan sonra zeytincilik vardı, o bitti. Hayvancılık dersen kıraç yerlerimiz. Biz aklımız ermiyor yani. Acaba ne olacak böyle bu? Bizim halimiz yani. Şimdi bizim bir arsamız vardı burada. Oraya
Nisan, Mart, Nisan gibi bir şey dikti. Böyle mandalin, satsuma, narenciye, işte limondur, odur budur. Bahçenin etrafına yeşillendirdik. Bahçede de ister istemez yandı tabii. Burada kaptan amca var, bir tane kaptan amcamız. Onunla konuşuyoruz falan böyle. Ya dedim kaptan amca, ben de çok üzüldüm dedim ya. Kendi ellerimle diktim, suladım, gübreledim. Her gün sulamaya gidiyorum, kontrol ediyorum nasıl tutmuşlar mı etmişler mi falan diyerekten. Çok üzüldüm dedim. Kaptan amca bana şey dedi. Ya oğlum dedi, ben 40 sene önce diktiğim, her sene zeytini yediğim zeytini kaybettim falan dedi. Hani benim daha 4 ay önce diktiğim, ben acısını ben biliyorum. Adam 40 yıl önce dikmiş o zeytini, onun acısını yaşıyor. Yani çok tarihsiz bir şey ya. Keşke işte ev yansıydı, ben evi tekrar yapardım. Sorun değil, ne olacak? Yapardık yani, bir şekilde tekrar yapardım. Biraz daha uzun sürerdi ama yapardım. Ama bu ormanı tekrar getirmek, benim artık ömrüm görmez bunu. Yani ben 45 yaşındayım. Ben bunu bir daha göremem tahmin ediyorum. Artık önceki çektiğim videolarda, fotoğraflarda kaldı. Gören insanlar işte hatırlayacaklar. Ama elimden geleni yapacağım tabii ki. Yani en azından temiz tutup işte güzel bir peyzaj yapmaya çalışacağım. Buraya güzel bir şeyler dikmeye çalışacağım. Sarmaşıklar dikebilirim çabuk büyüyen. İşte dut dikebilirim çabuk büyüyen ve zeytin falan dikebilirim. Biz Sakarya Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nden Genel Müdürlüğümüzün emri doğrultusunda hareket ettik. Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerine geldik. Orada bizleri evleri korumak için konuşlandırdılar. Bir köyün etrafını tim olarak çevirdik. 3 arazöz, 1 tane su tankı. Müdahaleye başladık. Üzerimize doğru yangın gelmeye başladı. İnsanlar orada hüzünlü, kimileri ağlıyor, kimileri hayvanlarının yanmasını istemiyor. Biz de müdahalemiz karşısında ateşi söndürdük. Ondan sonra farklı bir köylüye gittik, Serek diye. Şehit bayrağı var, görmüştürsünüz belki orada, mezarı. O bölgede çalıştık. Bayrak ve yanmadı. Şehitimizin mezarının etrafındaki otlar yandı ama mezara hiçbir şekilde dokunulmadı. Ondan sonra farklı bir köye gittik. Yine bir 3-4 tane ev vardı, onlara müdahale ediyorduk. Yangın tepe yaptı, üzerimize doğru geldi. Orada da Kocaeli, Mersin itfaiyeleriyle birlikte karşılıklı mücadele sonucu oradaki evleri de kurtardık. Ormanlara yollar açıyoruz, arazözlerin müdahale etmesi için. İşte dün saat 13 sıralarında bindik. Gece boyu devam ettik. Şu an saat 11 falan herhalde ya da 11.30. Hala da devam ediyoruz. Ne zaman artık canımıza tak ederse o zaman bırakacağız bu işi. Ara vereceğiz yani, bırakacağız dedim. Dinlenmeye geçeceğiz. Arkadaşlarımız aynı şekil gece boyu çalıştılar. Yer ekibi olsun, arazözcü arkadaşlarımız olsun, su çektiler. Gönüllü arkadaşlarımız var. Tulumbalarla, pompalı tulumbalarla araziye su taşıyan. Yangın için geldik. Yangına yardım amaçlı geldik. Çünkü bir haftadır falan ülkemizin her yerinde yangınlar çok fazlaydı. Haberlerden ya da sosyal medyadan takip etmek beni bir vatandaş olarak çok rahatsız etmeye başladı. Sonuçta ülkeme karşı benim de bir vatandaş olarak, bir genç olarak sorumluluğum vardı. Ben 24 yaşında olarak Muğla'ya ilk defa geldim. Aslında hayalim hep Muğla'ya gelmekti. Nasip olmadı. İlk defa geldim. Yangın söndürmek için geldim. İnsanların su tankerlerine kovalarla su taşıdığını izledikten sonra ufacık bir yardımın bile böyle bir zamanda çok şey değiştirebileceğine inandım. Kendi imkanlarımla neler yapabilirim konusunda yoğunlaşmaya başladım. Elimde bir jipim vardı. Bununla belki aracımı mini bir yangın söndürme aracına çevirebilirim. Veya tankerlere su taşıyabilirim. Helikopterlerin su toplama alanlarına su taşıyabilirim. İnsanlara su taşıyabilirim diye düşündüm. Ve hemen yola koyuldum. Yangınların söndürülme sırasında çok fazla gönüllü insanların oralara gittiğini gördük. Hani ben bir yangın ekolu olarak daha önce de birkaç kere yangının içinde bulundum. Gerçekten yangınlar o kadar büyük bir enerji sağlıyor ki aslında, o kadar büyük bir enerjiye sahip ki bazen onu su tutarak bile söndürmeniz mümkün değil. İnsanlar çok iyi niyetle yangının içine kadar girdiler. Niye giremiyor? Devlet görevlileri engellemeye çalıştığında çok kızdılar, niye giremiyoruz diye. İnsanların oraya sokulmamak istenmesini hani kötü niyetli yorumlamamak lazım. Orada ciddi bir şey var. Çünkü
elinizden bu konuda bir şey gelmez. Türkiye'nin en büyük enerjisini, milyonlarca lira parayı aslında biz yangın söndürmek için harcıyoruz. Ama aslında yangın önleme ile ilgili yapılacak bir sürü aktivite var. Bu geleneksel hayvancılığı özendirmek ya da denetimli yakmalar yapmak, mesela sonbaharda, kış aylarında. Böylece daha büyük yangınların önüne geçmek için yangını kullanmak aslında. Ve yanıcı madde miktarını ormanlarda azaltmak üzere kritik noktalarda çabalar göstermek. Farklı farklı amaçlarla işte panikle, telaşla, aslında birazcık da bilgisiz ve amatörce gönülden işte yangın alanlarına koştuk. Daha sonra yangın alanlarındaki eksiklikleri, arka planda neler yapılabileceğini görünce burada elimizden gelen çabayı gösterdikten sonra arka planda bir inisiyatif oluştu. Hiç hani özellikle planlanılan bir şey değildi. Herkes bir araya geldi. Kimse daha önceden neredeyse kimse birbirini tanıyan insanlar değildi. Bu süreçte aslında sosyal medyadan hem faydalandık hem de faydalanamadık. Neden faydalanmadık, dezavantajı şöyle oldu. Çok fazla bilgi kirliliği vardı. Sürekli mesela bir ihtiyaç listesi diyor. Biri kafasına göre de onu alıp yayınlıyor ve bir anda insanları dağılıyor. Yani doğru bilgi gelip gelmediğini bir türlü biz de emin olamıyorduk. Dolayısıyla burada şey işe girdi. Arkadaşlarımızı yangın yerlerine hani göndermek ya da yangın yerinde gerçekten gönüllü bir fiil çalışan kişilere ulaşıp bir şekilde onlarla irtibat haline geçtik. Oradan gelen ihtiyaç listelerini günlük anlık biz şöyle çıkmayı tercih ettik. Tarih ve saat koyduk. İşte şu tarih için sadece bugünlük bu ihtiyaç var. Ve insanların bizi aramasını da talep ettik. Hani atıyorum tamam bir yangın söndürme tüpü ihtiyaç oluyor ama 200 tane gelmesi mümkünse diye. Etkin, yani sosyal medyayı bu şeylerde etkin kullanmanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Yangın esnasında yaşadıklarımızdan bir tanesi de işte tahliye olaylarıydı. Onlara da hak veriyorum. Bizi kurtarmak için tahliye, evet tahliye. Ama iyi ki kalmışız işte arkadaşlarımızla beraber burada aşağı yukarı 7-8 arkadaşla beraber kaldık. İyi ki kalmışız çünkü kalmasaydık evlerimiz yanacaktı. İşletmelerimiz yanacaktı. Evet yandı, işte devletimiz tabii ki bize katkı sağlayacaktır ama şöyle bir problem var. Buralarda imar yok. Yandıktan sonra ne yapacağız? Yangından sonraki gün evimizin yandığını sanıyorduk. O yüzden arabayla birlikte eve doğru, köyün girişinde oturuyoruz. Eve doğru yola çıktığımızda yola ısıdan patlayan kayalar yuvarlanmıştı ve inip o kayaları kenara çekmek zorunda kaldık. Hala bu tehlike devam ediyor. Hala ara ara kayalar yuvarlanıyor. Çünkü o sıcaklıktan dolayı hasar gördüler ve dağılmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili çok ciddi önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yoldan geçen herhangi birine de hala zarar verebilirler veya olası bir sel durumunda köyün giriş çıkışları kayalardan dolayı tamamen kapanır. Bir felaketle daha yüz yüzeyiz. Evet, sel bekliyoruz. Yangına karşı da hazırlıksızdık ama hepimiz doğaçlama elimizden geleni yaptık. Ama sel durumunda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Ailem 5 kuşaktır bu bölgede tarımla uğraşmakta. Zeytincilikten ekmek yiyoruz. Bu bölgenin aslında %90'lık popülasyonu zeytinden geçimini sağlıyor ve bu popülasyonun yine en aşağı %80'ini bütün zeytin arazilerini kaybetti. Benim yine en büyük endişelerimden bir tanesi bu kaybedilen arazilerin yerine bu insanların yeni gelecekteki geçim kaynakları ne olacak? Tekrar zaten coğrafyası zorluk, kayalık olan bir arazide tekrar bir zeytin yetiştirmek en aşağı ki zor ama İyi ihtimalle 15 yıl. Kim 15 yıl dayanabilecek, bekleyecek? İnsanlar bu bölgede arazilerini elden çıkartmak zorunda kalırlarsa bizler yörenin gençleri olarak zaten buna kahrolacağız. Zaten bir rant bölgesi olmaya başladı son yıllarda bu tarz yerler. En büyük ikinci korkum çok fazla orman arazimiz yandı. Bu orman arazileri olur da vasıflarını kaybeder, ranta yenik düşerse, birilerine peşkeş çekilirse bunun için de çok üzüleceğiz. Yani bizim bu saatten sonraki savaşımız bunlar için olacak.
tarafından hayırsever Türk milleti vatandaşımız akın etti, koşturdu. Ama başta organize hatalarından dolayı yangın çok ilerledi. Ormanlık sahaların dibinde fındalık orman olmadığı için büyük çamların dibinden hafif geçti. O çamlar kurumadı. Çok saha var böyle yemyeşil, bunlar kesiliyor. Mümkünse bunlar kesilmesin. İhaleye verildi büyük tüccarlara. Onlar da yanan yanmayan ben düz kesim aldım deyip kesiyorlar. Yeşil sahaları kollarsa çok memnun oluruz. Büyük bir afet geçirdik. Yangının çıkış sebebi büyük ihtimalle insan kaynaklı. Özellikle çevreye karşı hepimizin, her bir bireyin, her bir yurttaşın çok daha duyarlı olması gerekiyor. En başta karayolları etrafında seyrederken lütfen ama lütfen çöplerinizi aracınızda tutun. Çünkü az ileride çöp kovası var, oraya atabilirsiniz. Bana göre en büyük sabotaj iklim değişikliği. Nitekim Marmaris'in yandığı günleri değerlendirecek olursak, Türkiye'nin çok farklı yerlerinde de yangınlar vardı. Yunanistan'da vardı, İtalya'da vardı, İspanya'da vardı, Güney Afrika'da vardı, Rusya'da vardı. Dolayısıyla buradaki en büyük etki bana göre iklim değişikliği ve biz böyle bir tehlike karşısında insan kaynaklı unsurları en aza indirmek zorunluluğundayız. Ben bir yangın ekoloğu olarak yıllardır bu alanlarda çalışan bir insan olarak aslında bu konuda biraz daha huzur verici konuşabilirim. Bu bir zamansal bir süreç ama bu ormanların milyonlarca yıldır yandığını biliyoruz ve buradaki bitkiler, hatta bazı hayvanlar yangına karşı çeşitli uyarlanma mekanizmalarına sahip. O sayede yangından sonra hızlı bir şekilde aslında kendilerini yenileyebiliyorlar. Eğer ekstra bir müdahale yapmazsanız, yani yangından sonra gidip mesela alanı sürmezseniz makinelerle, o alan kendini zaten yenileyebiliyor. Bazı bitkiler sadece tohum olarak bulunuyorlar toprakta. Ana bitki yansa da tohumlar yangın sayesinde daha iyi çimleniyor normalden. Ormanda çimlenemezken çimlenir hale geliyor ve yangından sonra ormanda göremediğiniz kadar çiçeği ve ona eşlik eden tabii ki böcekleri, tozlaştırıcıları bir arada görüyorsunuz. Ve birden Akdeniz ormanlarında yangından sonraki ilk bahar inanılmaz bir biyoçeşitlik şölenine dönüşüyor. Aslında kızılçamların da yangına karşı bir uyarlanması var. Kozalaklarının içinde tohumları tutuyorlar ve kozalaklar yıllarca kapalı kalıyor. Ve o kapalı kalması sayesinde yangın ne kadar şiddetli olsa da kozalakların içindeki tohumlar yanmıyor. Ve yangın kozalağın tutan reçineyi erittiği için kozalaklar açılıp yangından sonra tohumlar saçılıyor. Hem çalılar, hem otsu bitkiler, hem çam ağacı aslında kendini bir şekilde yenileme potansiyeline sahip. O yüzden herkesin hakkında bu endişe var. Acaba bu ormanlar yok oldu, biz hemen gidelim, müdahale edelim, buralara ağaç dikelim, buraları işte yanmış materyalden temizleyip buralara işte teraslayalım, fidanlar dikelim vesaire. Bunun biz ekolojik olarak çok iyi bir fikir olmadığı görüşündeyiz aslına bakarsanız. Önemli olan yangının bu ekosistemlerin milyonlarca yıldır bir bileşeni olduğunu anlamamız. Yani bizim ömrümüz evet belki işte Marmaris'in bir orman köyündeki gençler belki 20 yıl boyunca orada gerçek anlamda yanan yerlerde orman göremeyecekler. O ağaçların büyümesi için zaman gerekiyor. Ama şöyle bu çok şey bir şey, insan bakış açısıyla baktığımız bir şey. Doğanın döngüsü böyle aslında. Yani o ormanlar 50 yılda bir, 80 yılda bir zaten yanmaya uyum sağlamış ve bir noktada yanacaktı zaten, öyle düşünmek lazım. Bizim artık yangınları kabullenmemiz gerekiyor. Nasıl diyoruz, burası bir deprem ülkesi, depremleri kabul etmemiz gerekir, önlem almamız gerekir. Aynı şey yangınlar için de geçerli. Burası bir yangın ülkesi ve yangınları dikkate alıp ona göre
önlem almamız gerekiyor. Özellikle de yerleşim yerleri, turizm alanları, bunların çok dikkatli tahliye planlarından, yanmaz materyallerle oluşturulmasından, insanların bilinçlendirilmesi kadar çok ciddi işler var yapılması gereken. Tekrarlıyorum, gelecekte gerçekten daha büyük yangınlarla da karşılaşabiliriz. Yangınlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunun için de önemli bir şey söyleyeyim. Bakın, biz orman yangınları olacaktır. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, mutlaka orman yangını olacaktır. Bütünüyle ortadan kaldırmak diye bir şey söz konusu değildir. 80 yılın ortalamasını söyleyeyim size. 2000 tane yangın çıkıyor ortalama olarak Türkiye'de ve 20 bin hektarlık alanı yakıyor. Eğer biz 19 bin hektar yakıyorsak başarılıyız demektir. İşte 1000 tane yangın çıkıyorsa çok başarılıyız demektir gibi. Amaç bunu mümkün olan daha az rakamlara çekebilmektir. %90'ının da insan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz zaman bütçemizin büyük bölümünü, en az helikopterlere veya uçaklara ayırdığımız bütçe kadar da kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesine ayrışmak zorundayız. Burada en önemli nokta da yangın çıkmadan önce, yangın sırasında ve yangın sonrasında ormanla ve çevrili bütün alanlarda yaşayan insanların, şehirli, köylü, işte sanayici, otel sahibi olmasına bakmaksızın hepsinin neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda sular, seller gibi neyi nasıl yapacaklarını biliyor olmalarını sağlamaktır. Buna orman yangınlarıyla birlikte yaşamayı becerebilen toplum oluşturmak denir. Bu toplumu oluşturduğumuz zaman tıpkı Japonya'daki insanların depremle yaşamayı nasıl iyi biliyorlarsa biz de orman yangınlarıyla yaşamayı öğreniriz ve orman yangınlarının hem ormanlarımız hem de bizim üzerimizdeki olumsuz etkilerini en aza indirebiliriz. Kekik kokar dağlarında, keklik öter bağlarında, ömür uzar havasında gelin görün sırt köyünü diyordum. Ama ne kekliğimiz kaldı, ne kekiğimiz kaldı, maalesef ne havamız kaldı. İnşallah bundan sonra yani süreçte tekrar kekiğimiz kokar, kekliğimiz öter, ömür uzar diye düşünüyorum yani, teselli ediyorum yani. Anlıyorum. İnsanlar tabii ki sadece en güzel hislerle, en güzel yani destek etmek ettiğin için o yüzden öyle bir şey derler. Ama açıkçası daha güzel bir şey yapamazsın. Başka bir şey yaparsın. Yeni bir şey yapabilirsin. Biz hep bu da insanlar geldiğin anda böyle çok şaşırdılar. Ne kadar güzel, ne kadar derin bir güzelliği. Sadece buradan böyle 2 milyon ile gelip para yatırıp çok güzel bir şey yapamadık. Biz parasız geldik ve hep şey dedik, devlerin sırtlarının üstünde yürüyoruz. Yani demek ki Deniz'in bütün ailesi anlattığın gibi sanatçılardı. Onlar da burada başlamışlar. Yani ne kadar doğa seversen eğer 30 senelik bir avokado ağaç 30 yaşında ile ekemesin. Biz 35'iz tabii ki. Yani 5 yaşlarıyla böyle avokado ağaç ekemedik. İnsanlar burada sorarken ya ama nasıl bu kadar güzel bir bahçe kurabilirsin? Diyorum ki kuramazsın. Kuramazsın. Deden kurar. Sonra baban kurar. Sonra sen bakarsın. Ondan sonra bebeklere yani senin gelecek jenerasyonu vereceksin. O şekilde. Bu köyün ayrı bir hikayesi var. 140 sene önce böyle bir yangın oluyor. Bu alt, aşağıdaki köy aslında bu yukarıdaymış. O çok büyük bir yangın oluyor ve şimdiki gibi bunu bir köylü anlattı yangından sonra. Herkes dağılıyor. Kalanlar yeni bir köy yapıyorlar aşağıda ve adına da kalemlerden kalanlara çeviriyorlar. Ondan sonra... Hmm.
dedik ki biz dönemeyiz artık, tamam herhalde bitti bu iş. Ondan sonra işte Velil, yani geldik buraya ve ilk defa buraya geldik, her şey simsiyahtı. İnanılmaz zordu bunu kaldırmak, yani bu inanılmaz. Sonra ikinci kez buraya geldik, böyle o küçük küçük yeşilleri gördük böyle dikten ve ben böyle şey dedim, ya kaçacakmış şimdi ya, yani şimdi doğayla beraber, yani bu da doğa, işte doğa. Yani evet, insan hemen ağaçlarını geri istiyor. Hatta böyle hemen şey diyor, ay yemyeşil bol ağaçlı bir yer bulmalıyız diyor. Yani ilk şey bu. Sonra böyle şey oldum. Ya biz onun yanında kalacağız tabii ya. Yani yangın da doğanın parçası. Bu acının içinden beraber geçeceğiz.